Almula saat 16'da, yani öğleden sonra saat 4'te fen projesi üzerinde çalışmaya başlayıp, 50 dakika sonra çalışmasını bitirmiş. Aşağıdaki sayı doğrularının hangisindeki kırmızı nokta, Almula’nın projesi üzerinde çalışmayı bitirdiği saati gösterir. Almula fen projesini öğleden sonra saat 4'te başlamıştı, öyle değil mi? Birinci sayı doğrusundaki kırmızı nokta saat 16'nın üzerinde. Ama bize almula'nın, ne zaman çalışmaya başladığını sormuyorlar. Çalışmayı ne zaman bıraktığını bulmamız gerekiyor. Yani kırmızı noktanın çalışmayı bitirdiği saatin üzerinde olması lazım. 16.00'da başlamış ve 50 dakika sonra bitirmiş. Saat 4'ten yani 16.00'dan sonra 50 dakika daha çalışırsak saat 16.50 olur öyle değil mi? O halde Sayı doğruları ya da zamanı gösteren doğrular üzerinde 16:50'yi arıyoruz. Burası 16:15 olduğuna göre bu çizgilerin her biri 5 dakika aralıkla çizilmiş. Mesela burası 16:05, Burası 16:10. Devam edelim. 16-15, 16-20, 16-25, 16-30, 16-35, 16 16.45 ve 16.50. Saatin 16.50'yi göstermesi için kırmızı noktanın burada olması gerekiyor. Peki seçeneklerden hangisinde kırmızı nokta burada? İşte bu. Bu seçenekteki kırmızı nokta, 16.50'nin üzerinde ve Almula'nın saat 4'te başladığı FEM projesi üzerinde 50 dakika çalıştığını gösteriyor. Birkaç tane daha alıştırma yapalım mı? Emir saat 14.30'da Bahçedeki yaprakları toplamaya başlamış ve 25 dakika sonra işini bitirmiş. Aşağıdaki sayı doğrularının hangisindeki kırmızı nokta Emir'in yaprak toplamayı bitirdiği saati gösterir? E, saat 14.30'da başlamış ve 25 dakika sonra da bitirmiş. Sayı doğrusundaki ya da zaman doğrusundaki demeliyim. Aralıkların her biri 5 dakika. Burası 14.30. Buna 5, 10, 15, 20 ve 25 dakika eklediğimizde buraya geliriz ve saat 14.55 olur. Ve şu an incelemekte olduğum sayı doğrusunda kırmızı noktayı 14.30'dan 25 dakika sonraya yerleştirdikleri için doğru seçenek birinci seçenekmiş. Tekrar edeyim, burası 14.30, burası 14.30'dan 5, burası 10, burası 15, Burası 20 ve burası da 25 dakika sonrası. Evet, birinci şıkkı işaretliyorum. Devam edelim mi? Umarım siz de benim kadar eğleniyorsunuzdur. Aşağıdaki sayı doğrusu Sezgin'in Sanat Kulübü'nde ne kadar zaman geçirdiğini göstermektedir. Bir bakalım. Burası Sezgin'in Sanat Kulübü'ne girdiği, burası da kulüpten çıktığı zamanı gösteriyor. Bize Sezgi Sanat Kulübü'ne saat kaçta girmiştir diye soruyorlar. Bu nokta saat 15 ile 15.30'un tam ortasında olduğu için 15.15 .15 olmalı. Evet. Sayı doğrusundaki aralıklar 15 dakikalık aralıklar. Buraya 15.15 .15 yazıyorum. Sıradaki soru Sezgi Sanat Kulübü'nden saat kaçta çıkmıştır? Bu noktada 16.30 ile 17 arasında olduğu için tam ortalarında 16.45'e denk geliyor. Bunun 16.45 olduğunu 4.30'a 15 dakika ekleyip de bulabilirsiniz. 16.30 artı 15, 16.45. Son soru, Sezgi Sanat Kulübü'nde ne kadar zaman geçirmiştir? Hmm, biraz düşünelim. Bunu birkaç değişik şekilde bulabilirim. Mesela sayı doğrusuna bakarsam bu noktadan bu noktaya 15 dakika geçmiştir. Öyle değil mi? Burada 30 dakika, burası 45 dakika. Sonra 1 saat. 1 saat 15 dakika ve 1 saat 30 dakika yani 1 buçuk saat. Cevabı dakika cinsinden istemişler. 1 saat kaç dakikadır? 60. Buna 30 dakika daha ekleyince de 90 dakika elde ederim. İsterseniz az önce yaptığım şeyi bir de geçen zamanı dakika olarak sayıp yapalım. Fareyi hareket ettirdiğimde bu noktaya göre kaç dakika geçtiğini söyleyeceğim. Anlaştık mı? 15 dakika geçince saat 15.30 oluyor. 30 dakika, 45 dakika, 60 dakika, 75 dakika ve 90 dakika. Evet, aynen buraya yazdığımız gibi. Sezgi Sanat Kulübü'nde 90 dakika geçirmiş. Bir de saatin 16 olması için 15-15'e 45 dakika eklememiz gerekir. Öyle değil mi? Sonra 16'dan 16-45'e kadar da bir 45 dakika daha geçer ve 45 artı 45 toplam 90 dakika eder. Devam ediyorum. Aşağıdaki sayı doğrusu Elif'in kitaptaki bir bölüm okuması için geçen süreyi göstermektedir. Elif okumaya saat kaçta başlamıştır? Zaman doğrusuna göre Elif okumaya saat 20.10'da başlamış. Elif okumayı saat kaçta bitirmiştir? Bu noktadaki saati doğru okuduğumdan emin olmak istiyorum. Burası 20.20, .20, burası da 20.25 olduğuna ve bu ikisinin arasında 1 2 3 4 5 çizgi olduğuna göre aralıklar birer dakika olmalı. Burası 20.25'ten 1 dakika önce ya da 20.20'den 4 dakika sonra olduğuna göre, bu noktada saat 20.24'tür. Elif toplam kaç dakika boyunca okumuştur? Saat 20.10'da okumaya başlamış ve 20.24'te bitirmişse okuması kaç dakika sürmüştür? 24'ten 10 çıkarsa 14 dakika kalır. İsterseniz sayabiliriz de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14 dakika. Hadi bir tane daha yapalım. Mustafa 15 dakikadır süren telefon konuşmasını saat 9.20'de bitiriyor. Aşağıdaki sayı doğrularının hangisindeki yeşil nokta Mustafa'nın telefon konuşmasına başladığı saati gösterir? Telefon konuşması saat 9.20'de bittiğine göre önce 9.20'nin sayı doğrusu üzerinde nerede olduğunu bulalım. Çizgiler 5 dakika aralıkla çizilmiş. Aralıkların 5 dakikalık olduğuna, 9 ile 9.15 arasında 3 aralık olmasına bakarak karar verdim. Burası 9.05, 9.10 ve 9.15. Devam edersek burası 9.20 olur, yani Mustafa'nın konuşmasının bittiği saat burasıdır. Ama dikkat edin, soruda konuşmanın ne zaman bittiğini değil, kaçta başladığını soruyorlar. Mustafa 15 dakikadır telefondaysa ve konuşması 9.20'de bittiyse konuşmaya 9.20'den 15 dakika önce başlamış olması gerekir. 5 10 15. Kısacası konuşmaya 9.05'te başlamış. Doğru seçenek. Bir bakalım. İşte burada. İsterseniz şöyle de düşünebilirsiniz. Konuşması bittiğinde saat 9.20 Bundan 15 dakika önceye gitmek için 20'den 15 çıkarıp 5 dakikayı yani 9.05'i bu şekilde de bulabiliriz. Sağlamasını yapalım mı? Mustafa konuşmaya eğer 9.05'te başlayıp 15 dakika konuştuysa 5 10 15 konuşması burada. Yani 9.20'de biter. İşte bu kadar.